Herkese merhabalar. Bugün immunoglobulin E'ye bağlı olmayan besin alerjini konuşmak istiyorum. Yani gizli alerji konuşmak istiyorum. Nedir? Teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? Bunları konuşalım istiyoruz. Immunoglobulin E'ye bağlı olmayan besin alerji deyince, besin alerjisi mekanizmasında immunoglobulin E'nin rol oynamadığı, alerji testlerinde besin alerjisinin saptanmadığı, besin alerjisinin saptanmamasına rağmen bir besini yedikten sonra besin alerjilerinin belirtileri olması durumuna biz immunoglobulin E'ye bağlı olmayan besin alerjisi, yani gizli alerji diyoruz. Peki nedir bunun belirtileri? Belirtilerine baktığımız zaman daha çok immunoglobulin E'ye bağlı olmayan besin alerjisinin belirtilerine baktığımız zaman daha çok proktokolit olarak karşımıza çıkıyor. Kakada sümük, kan olabiliyor, huzursuzluk olabiliyor, gaz olabiliyor, bazen tedaviye cevap vermeyen gaz ağrıları olabiliyor, tedaviye cevap vermeyen pişik şeklinde kendini gösterebiliyor. Bu şekilde belirtiler olabiliyor. Egzama şeklinde bazen kendini gösterebiliyor. Yani bu immunoglobulin E'ye bağlı olmayan besin alerjileri egzama dışında daha çok bağırsak tepkili besin alerjilerine neden oluyor. Bazen enterokolit dediğimiz tablo oluyor. Yani bir besini aldıktan 3-4 saat sonra ciddi kusma ve arkasından ishal oluyor ve aniden bütün vücudunuzdan dehşet derecede sıvı kaybı olmasından dolayı da şok tablosuna neden olabiliyor. Biz buna enterokolit tablosu diyoruz. Ve bazen de eozinofilik özofajit oluyor. Tedavi cevap vermeyen reflü, karın ağrısı varsa özellikle eozinofilik özofajit açısından uyanık olmak gerekiyor, onu da değerlendirmek gerekiyor. Bazen eozinofilik gastrit, eozinofilik kolit gibi tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Onlar da daha çok kakada sümüklenme, kanın düzelmemesi olarak kendini gösterebiliyor ve bunların kolonoskopi ile teşhisinin konulması gerekiyor. Sonuç olarak immunoglobulin E'ye bağlı olmayan besin alerjileri dediğimiz zaman alerji testinde herhangi bir alerjinin çıkmadığı ama bir besini tükettiğimiz zaman besin alerjisi belirtilerinin ortaya çıktığı duruma biz immunoglobulin E'ye bağlı olmayan besin alerjisi diyoruz. Teşhisini ne anlattık? Teşhisini koyarken de şüphelendiğimiz bazı gıdaları diyetten çıkarıyoruz ve o gıdaları teker teker deneyerek anlıyoruz. Çünkü alerji testlerinde bir şey çıkmıyor. Yani deneme yanılma metodu da diyebiliriz ama bunun için besin günlüğünün tutulması, annenin ne tükettiğinin çok detaylı bir şekilde ortaya konulması çok önemli. Çünkü anneler diyeti bozmadığını söylüyor ama genelde istemeden de bazen kaçaklar olabiliyor. Besin günlüğü ve besinleri deneyerek anlıyoruz. Hangi besinde problem varsa o besine karşı diyet yapıyoruz. Genelde proktokoli tarzında olan besin alerjileri genelde çocuk 9 ay ile 1 yaş arasında düzelir. Ama eozinofilik özofajit, enterokolit gibi, eozinofilik gastrit, kolit gibi tablolar uzun süre devam edebilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerji Doktoru Instagram sayfasını, Alerji Doktoru TikTok sayfasını takip ederseniz, YouTube kanalımızı takip edip bildirimlerinizi açarsanız mutlu oluruz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.